Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 7. gününün 2. videosundayız. Nerede kalmıştık? Çokgenleri yapıyorduk. Şimdi çokgenlerin yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız. 7. gün 2. videoda. Yani örnek 20'de kalmıştık ve sayfa numarası 62, 63, 64, 65, 66, 67'yi çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 20'de kalmıştık. Bir düzgün altıgen şeklindeki bir bölgenin içine ve etrafına yollar böyle gösterilmiş. Bu ATTK 80 olarak verilmiş. Şunlar 80 80. Ya şimdi bu yollar verilmiş ya. Bu yolların üstünden geç ki daha rahat bir şekilde şekli oluştur. Geometrik şekli oluştur. ÖSYM de bu yolları kullanıyor. Yolları gördüğünüz zaman işte bu şekilde çiz. Bu yollardan da bak şurada da böyle bir şey var? içeride bir yol var? Evet. Bunlar da 90'ar derece kesişiyor. 80 80 KD'yi de kaç vermiş bize? KD. Şurası da 70 olarak verilmiş. Evet burası 70 verilmiş. TK da 80 olarak verilmiş. Arkadaş burada ne yapacağız? Bak burası 90, burası 90. Ya şöyle bir merdiven şekli var. Merdiven şeklinde olduğunda ne yapacağımızı biliyoruz. E, düzgün altıgen de ne, ne lazım bize? Düzgün altıgenin bir kenarı lazım. Bir kenarını bulmak demek aynı zamanda simetrik köşegenini bulmak demek de anlamına geliyor. Çünkü bir kenar simetri ekseninin iki katıydı. O zaman ya yani bir kenarın iki katı simetri ekseniydi. O zaman burada bunu mu çizsek mantıklı? Yok. Şunu mu çizsek mantıklı bilmiyoruz nasıl tam bunlar doğrusal mı gidecek gitmez. Çünkü 71 uzakta 81 uzakta bu gitmez. E hangisi şu daha mantıklı sanki zaten bunları kullanmak için. Şurada da bir merdiven şekli var ya amacımız 90 dereceye karşılık getirmek değil miydi bu tür sokularda? Amacımız evet o zaman 90 dereceye karşılık getirelim nasıl? Hop şurada bir dikdörtgen yaparsak kardeşim 70'se, 70 ise 70 80 ise 80 80 ve 150 8, 15, 17 üçgeninden burası da 170 mi çıktı? Evet. E burayı 170 bulduysak en uzun köşegen bir Bir kenar dikkatıydı. 170'in yarısı kaç yapıyor? 85 yapıyor. Burayı 85 bulduk. E o zaman bizden ne isteniyor? Altıgenin çevresi. 85'ten 6 tane var. 6 kere 5 30. Öbürü de 48. 510 mu yapıyor çarptığımız zaman? Evet. Yani örnek 20'yi balık kesir bulduk. Geldik örnek 21'e. Şöyle bir katlama yapıldığında burası tamcuk cuk diye burasıyla oturmuş. E bununla bu paralel ya. Burası da paralel ya. E bununla bucuk diye oturmuşsa böyle o zaman şu da paralel olmak zorunda. Ya da şu şekilde yorumlayalım bence. Bu şekilden gidelim. Hani katlanmış hali eski haline geri açıyorduk ya. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bu arada şuradaki açıyı ben bilmiyorum. Şu açıların sadece eşit olduğunu biliyorum. Sadece üstte odaklayayım. Hocam burası düzgün. Şurası 120 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısı. Hocam burası da 120. E burası kaç? 90. Burası da 90. Burası da 120 olduğundan 30 derece kalır. Şurası 120 derece. Buraya da 360'a tamamlayan açısı kaç kaldı? 90, 120 daha e, 210 yaptı. 150 derece kaldı. O zaman şu mavi dörtgenden dolayı şu ikisi 150, 150 daha 300. Buraya da 60 kaldı. Vay. Burası 60 ise bunlar da açılar da birbirine eşitti. Buradaki açılarımız da 60'ar derece yaptı mı? Yaptı. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam bir de şunu birleştirirsen böyle bu ikizkenar üçgen oldu ya. Bak şunlar ikizkenar. Hocam ikizkenar da iki iç açı bir dış açıdan dolayı bunlar da 30'ar derece yaptı. E sonra bu 30 60 90 üçgeni çıktım burada çıktı. Aynı mantık burada da gelecek. Şurası 60, burası 60, burası 90, burası da 30 30 olacak mı? Olacak. Peki burada nasıl bir hamle yapabilirim ben şimdi? Bana KE uzunluğunu 2 vermiş. KE uzunluğu burası 2 ise burası da 2 mi? 2. Ya şuradaki özel açıları parçalamak istemiyorum aslında ama ee, şuradan da bir şeyler de çıkar aslında 90'ın karşısı 2 30'un karşısı şurası 1 olur ondan sonra bunlar da kök 3 birim kök 3 birim olur mu olur İstersek şuraya bir x deyip de x bir kenarı x burası bak dikkat et x artı kök 3 x artı kök 3 yazıp oradan yola çıkabiliriz ya da şunu da demek istiyorum ben şuradan şunu çizersem özel açıları parçalıyorum ama başka yapacak bir şeyim var mı burada yok Dikkat et burada şu kenar şu kenar birbirine eşit değil mi kareden dolayı evet düzgün altıgenden burası da eşit 30 75 75 yaptı burası. Aa tamamı 120. 45 kaldı. İki tane mükemmel bir açı. O zaman ben burada şunu yapabilirim. Şuradan bir dik çizersem eğer 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 yapar. 60'ın karşısı kök 3. İkiz kenar dik üçgenden dolayı burası da kök 3 yapar. Kök 3 1 ve 2. Bak bir kenar kök 3 artı 3 yaptı. Yani burası kök 3 artı 3. Burası da kök 3 artı 3 yaptı. E hocam şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Şurada dikdörtgen yaptı. Burası da kök 3 artı 3 yaptı. E hocam burası da zaten kaç birimdi? Şöyle aynı mantık. Yukarıdaki ile aşağıdaki birbirinin simetri değil mi? Aynısı değil mi? Evet. Yani şunları paralel bulduk daha doğrusu. Bu paralel olduğundan dolayı. E, çünkü 120 60, 120'ye 60 olduğundan dolayı paralel. E o zaman hatta x kenar yamuk çıktı. 2 ise burası da 2'dir. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısında da 1 çıkar. Ve bizden KL uzunluğu isteniyor. KL uzunluğuna bak bakalım. Burası kök 3 artı 3. 1 burada 1 burada. Yani kök 3 artı 3'e 1 ve 1 ekle. Cevap da o zaman 5 artı kök mü yapıyor? Evet. Cevap balık kesir oldu. Daha farklı yollarla yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Burada sadece şu üçgen oluşturdum. Çünkü ikiz kenar olduğundan dolayı özel bir durum oluştu burada. Özel açılar yine çıktı. Normalde biz 120, 135 gibi özel açıları parçalamıyorduk. Ama burada 120 ile 150'yi parçalamış bulunduk. Diğer türlü de çıkar. Sanırım ben geçen sene bu soruyu daha farklı çözmüştüm. Mesela buraya x deyip x deyip x artı kök 3 x artı kök 3 oradan yola çıkmıştım sanki. E, oradan da bir deneyebilirsiniz isterseniz. E, buraya da x artı yani x de buraya da x eksik kaldı deyip oradan sonuca bir ulaşmaya da çalışabilirsiniz. Tamam ama orada sanki daha çok işlem kalabalığı olacak gibi hissettim. Evet 21. soru balık kesir oldu geldik 22. soruya. Şekilde bir düzgün 12 12'nin içinde bir düzgün beşgen ve düzgün altıgen vardır. Düzgün 12gen 360 bölü 12'den cevaba kaç ulaşırız? Yani dış açısı kaç yapar? 30 yapar. Hocam düzgün altıgenin iç açısının 120 olduğunu biliyoruz. Düzgün beşgenin de 108 olduğunu artık öğrendik. Peki bu iç açısı kaç yapıyor bunun? 150. Hocam burası da 150 yapacaksa buraya 30 derece kalır. Buraya kaç derece kalır? 150 derece olacaksa eğer 42 derece kalır. 42 bir şey anımsatmıyor ama 30 bir şeye anımsatıyor. Burada 30'a büyük ihtimal dikkat edersin. Aslında bu soruyu şöyle yapabilirsin. Hocam şuradaki dış açısı belli. Buradaki dış açısı belli. Şunları şunları uzatıp buradaki açıyı bulmaya yönelik hamle yapabilirsin. Ya da ne bileyim şunu da uzatıp böyle bir şeyler yapabilirsin ama ben daha kolayını fark ettim. Niye? Biz şunu biliyorduk. Bir kenarı gören alfa ise, iki kenarı gören iki alfa, üç kenarı gören üç alfa diye diye gitmiyor muydu? Evet. Hatta dış açıda ne oluyordu? İki kenarı gören açı olmuyor muydu? Evet. Dış açıda iki kenarı gören açı oluyordu. Bak dış açısı 30. Hocam bu iki kenarı gören açı 30. Bak burada 30 derece var. O zaman buradaki açı iki kenarı görmek zorunda. Yani bunun devamı tam bu köşeye gelir ki iki kenarı görsün açı olarak düşündüğün zaman. O zaman bu devamı tam olarak buraya geldi. Hatta buradaki açı da 30 yapar. Bu da iki kenarı görüyor. Açı olarak düşündüğün zaman o zaman burası da 30 derece olur. E, tamamı bunun 150 dereceydi. O zaman buraya 120 kaldı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 142. 100 zaten benden şu açı isteniyor. Hocam o zaman şu üçgende iki iç açı bir dış açı 120 ile 42'nin toplamı 162 derece mi yapar? Evet. Bizden doğrusu isteniliyor. 22. soru böylelikle Edremit yaptı. Güzel bir soruydu. Çok değişik yollarla da çözülebilir. Şunu uzatırsın ama nereye gittiğini bilemezsin. İşte şunu uzatır, şunu uzatırsın devamını. Bunu uzatırsın. Gerçi bunu uzattığımızda tam da köşeye gitti şansımıza. Evet örnek 22. Edremit geldik örnek 23'e. Aşağıdaki düzgün altıgen ve düzgün sekizgen verilmiş. Düzgün sekizgen hemen dış açısına bakalım. 360/8'den bölü 8'den 45. İç açısı 135 derece. Düzgün altıgenin de zaten 120 derece olduğunu biliyorum. O zaman buraya ne kaldı? 15 derece mi kaldı? Evet. Şimdi düzgün altıgen saat yönünde yani şu yönde alfa açısı kadar döndürüldüğünde diyor. Bak şimdi sen bunu alfa açısı kadar döndürdüğünde bu kenar hop böyle mi gelecek? Evet. Bu kenar böyle geldi. Yani şuraya geldi. Bak dikkat et. Böyle geldiği zaman alfa derece döndürdün ya. Burası alfa demek. O zaman burada kaçı ne demek? Alfa x 15 demek mi? Evet. Yani sen bu çizgiyle EF arasındaki açıyı, bu çizgiyle EF arasındaki açıyı, şuradaki açıyı ne buldun? Alfa X 15 olarak buldun. Benden ne isteniyor? NM kenarı ile EF. NM ve EF arasında kalan dar açı. Yani burada kaçı isteniyor? Arkadaş şu açı zaten belli 120 derece. O zaman şuraya da bir dar açısı. Burada kaçı dar, burada kaçı geniş. Buradaki dar açı isteniyor bizden. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Ee, şuraya da bir x diyelim isterseniz. X artı 120 artı alfa eksi 15 neye eşit olmak zorunda? 180'e eşit olmak zorunda. O zaman X buradan neye eşit oluyor? Ee, bunu attık öbür tarafa. 60 yapıyor. 75 mi yaptı? Evet. 75 eksi alfa eşit oldu. O zaman işlem yaptığımızda aynen öyle. Örnek 23. Böylelikle C han bulduk. Geldik örnek 24'e. Şöyle bir katlama var. Katlama sorularında ne yapıyoruz? Öncelikle eski haline geri açıyoruz. Eski haline geri açalım bakalım şekli. Açtık şöyle. Şöyle. Yani düzgün altıgen şeklinde geldi. Şimdi burada ben bunu böyle katladığım zaman bu da bunun devamı da burası olmuş. Bakalım. Şimdi FD üzerine denk geliyor. FD üzerine buradaki E noktası FD üzerine geliyormuş. Yani şu da doğrusal diyor bize. E burada katlamayı düşünelim şimdi. Üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi burada? Evet. Buradaki açılar da üst üste biniyor eşit. Hatta burası 120. Burası da 120 derece yapar mı? Üst üste binen açılardan dolayı. Evet. E sonra ne yapacağız burada? Hocam burası 120 ya. Tam burası E'de FD üzerine gelmiş. 120 ise ikiz kenardan dolayı bunlar da 30 30 yapar. O zaman burası 15 15 mi yaptı? Evet. 30sa burası da 30 olacak. Buraya da 15 kaldı. E 120 15 daha 135. Buraya 45 derece kalır. Burası da 45 yapar. 45 45 90'dan burası da 90 derece olur. E üstüne de E üstüne e, D isteniyor benden. Cevap böylelikle 90 yaptı. Yani örnek 24 Denizli yapar. Geldik örnek 25'e. Ha almışım bunu buraya yapmışım. Kes, yapıştır. Arkadaş yani kes yapıştır da eş yapı sorusudur. Kesip başka bir yere yapıştırdığın zaman da o eski haline geri getir yine. Eski hali kesilmeden önceki hali bu değil mi? Evet. Sen bunu kestin buraya getirdin. İlk önce düzgün beşgenin kenarları olduğu için şuradaki eşitleri şöyle bir yaz bakalım. Sonra hocam sen bu yapıyı aldın buraya getirdin. E burası çift çizgi çift çizgilik. E o zaman burası da çift çizgi çift çizgilik. Bir de dikkat et bu kenarla da bu kenar eşit değil mi? Evet. Ana burada ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Eş yapıları kullanıyor sadece. E düzgün beşgende dış açısı 360 bölü 5'ten 72. E, o zaman burası 108 değil mi? E 108 ise bunlar 36 36 yapar. Sonra bunun da tamamı bak dikkat et. Şuraya 36 vurdun ya 108 olduğundan dolayı buraya 72 kaldı. Burası 72 yaptı. E şurada da ikiz kenarlık var. E bu ikiz kenar üçgen 72. 100, tepe açısı da 72. 180'den 72 çıkart. 108 2'ye böl taban açıları da 54'er derece yapar. Bizden C, D, D açısı. Bakıyoruz. C, D, D açısı. Şu bulmamız isteniyor. Arkadaş burası zaten 72 derece değil mi? Çünkü tamamı burası 36 olduğundan tamamı 108 olduğundan 72 olacak. 72 olması için bu açıya kaç derece kaldı? 18 derece kaldı. Yani burası 18 bölü D, D üstü E. D, D üstü E açısı isteniyor. E buradaki açıda alıp buraya getirdin ya. Burası da 36 değil mi? Evet. 54 36 da bu açıda D D üssü E üssü açısı da o 54 artı 36'dan 90 yaptı. 18 bölü 90'da kaç yapar? 1 bölü 5 yapar. Yani örnek 25'i Akçay bulduk. Geldik örnek 26'ya. Düzgün altıgen 2 ve 4 şeklinde kesilmiş. Burası 90. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Hemen burası da 90 diyebiliriz. Z'den dolayı. Evet hocam burası o zaman dik kestiği için 2'ye 4 şeklinde ayrıldı. Neden? Tam olarak göstereyim. Şunu şöyle çizersem burası 120 ya. Burası 120 derece olduğundan bunlar da 30 30 oldu. 120 30 30 üçgeni hatta 6 6 ise burası 6 kök 3 yapar. Burası da 6 kök 3 yaptı. Bak burası tamamı 120, 120 olduğundan 90 kaldı. 90 90 90 90 yaptı. Dikdörtgen yaptı. 2 ise 2. O zaman buraya da 4 kaldı. O zaman şu 4'e 4'leri yazalım. 4'e 4'leri yazdım. Şu 2'ye ikilikleri de yazalım. Ondan sonra şu uzunluğu da 6 köküç buldum. Şuraya da 6 köküç, buraya da 6 köküç yazayım. Benden istenilen nedir? L, K uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız? 90 dereceye karşılık getireceğiz. Arkadaş bir kere şunlar birbirine paralel. Niye paralel? Hocam burası 120 derece. Burası 120, burası da 120, burası da 120 ya. Şöyle Z kuralı sağlandı paralel oldu. Bunu 90 dereceye karşılık getirmek için hop şöyle şunu uzatıp şunu uzatırsan 90 dereceye karşılık geliyor. E hocam şu uzunluğu bulacağım. E, bir kenar 6 ya burada şuradan bir dik çizersem 90'ın karşısı 6 bak burası da 60 derece. 30'un karşısı 3 yapar değil mi? E, burası da 3 kök 3 yapar. Yani burası da 3 kök 3 yaptı. Burası dörtken burası da 4 yaptı mı yaptı. O zaman şuradaki Pisagor bağıntısını yapacağız şimdi. Bir kenar 9 kök 3. Bak burası 9 kök 3. Bir kenar diğer kenarda 9 mu oldu? Evet. E buradan da çıktı aslında. Niye? 9 iken 9 köküç oldu bu. 30 60 90 üçgen de olur ancak köküç katı. Burası 30 burası 60 olur. Hatta bak şunlar birbirine paralel olmuş oldu. Güzel bir şekilde. 30'u karşı 9 ise 90'ın karşısında kaç yapar? 18 yapar. Pisagor bağıntısı yapmamıza gerek olmadı. Cevap direkt Denizli çıktı. Örnek 26'da. Geldik örnek 27'ye. Düzgün 12 gen. 360 bölü 12 30 derece. Dış açısı 30. Dış açısı 30 derece. Hocam dış açısı 30 ya. Bu bir kenarı gören alfa iken iki kenarı gören iki alfa üç kenarı gören üç alfa mantığı vardı. Hatta dış açıda iki kenarı gören açı değil miydi? Evet. Bak şuradaki açıya bakar mısın? Açı olarak baktığında iki kenarı görüyor. İki kenarı gören dış açıya eşit işte aynı zamanda. Dış açı 30 ise o zaman buradaki açımız 30 derece. Şu köşedeki de iki kenarı görüyor. Burası da iki kenarı görüyor. Burası da iki kenarı. iki kenarı. iki kenarı. iki kenarı, iki kenarı görüyor. 30'ları şöyle yazdık. A 30 30. İç açısı da 150 derece ya bunun. Hocam 30 30 60 buraya da 90 kaldı. Burası da 90, burası da 90, burası da 90 yaptı. Düzgün 12 kenin çevresi nedir diye soruluyor. Şimdi bir kenarı burası bir kare. Kare çıktı gerçekten de. 3 kenar ayıran köşegenlerde birbirine eşit ya. Kare çıktı. Bir kenarda burası da kaç verilmiş arkadaşım? 3 kök 3 artı 3 olarak verilmiş. E o zaman ben şurada 30'un mantığını kullanayım. 90'ın karşısı. 30'un karşısı A'yken burası 2A'dır. Burası A köküçtür. E 2A 2A. Şuradan da dik çizerim. 2A ise burası A. Burası A köküçtür. Burası 2A burası da 2A. Dikkat et. 2 tane ne bu? 2 tane köküç A. Şurayı yazıyorum. 2 köküç A artı 2A. Niye eşit oldu? 3 köküç artı 3'e eşit oldu. 2 parantezine alırsam. Hatta 2A parantezine alırsam burada. 2A parantezine aldığımda köküç artı 1 kaldı. Burada da 3 parantezine alınca köküç artı 1 yaptı. Köküç artı 1'ler gitti. 2A 3'e eşit oldu. A'yı da buradan 3 bölü 2 bulduk. Evet A 3 bölü 2. E A 3 bölü 2 ise burası ne oldu? 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 çıktı. Düzgün 12 kenin çevresi. Bir kenarı 3 ise çevre de o zaman 3'ten 12 tane var. Cevap 36 çıkar. Bu da güzel bir soruydu. Örnek 27'yi balık esir bulduk. Geldik örnek 28'e. Kesmişiz buraya yapıştırmışız. Öncelikle eski haline geri getiriyorum. Hop şöyle hop şöyle. Düzgün altıgen ya bu. Düzgün altıgendeki şu kenar uzunluklarını şöyle bir yaz bakalım. Sen bunu kestin buraya getirdin. Hocam burası da çift çizgi burası da çift çizgi hatta şu kenar da buraya mı geldi? Evet. E, şimdi ne yapacağız burada? X açısı isteniyor bizden. Arkadaş dikkat et bu kenar bu kenara eşit. Tamam. X'i bulamıyorum. Yalnız bu iki kenara ayıran köşegen. O zaman burada ne yapalım? Bir iki kenara ayıran köşegen çizelim. Şunu çizmek daha mantıklı çizdikten sonra hocam bu iki kenara ayıran köşegenle bu iki kenara ayıran köşegen birbirine eşit değil midir? Eşittir. Hatta burası 120 derece. Bunlar da 30 30 yaptı. Aa hocam şurada da bir ikizkenar üçgen çıktı ve taban açıları birbirine eşit ve toplamları da 30'sa o zaman bunlar 15'er derece oldu. Ve x açısına bakar mısın? 30 artı 15'ten kaç derece oldu? 45 derece oldu. Örnek 28, 45. Yani cevap Denizli. Geldik örnek 29'a. Filiz düzgün altıgen şeklindeki pembe renkli çantasını Böyle çantam olur ya. Aşağıdaki gibi askıya asmış. E, burada FD ile KC birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu. Dikkat et. iki kenar ayıran köşegende bir kenar eşit verilmiş. O zaman diğer köşegeni iki kenar ayıran köşegeni yine ben çizeyim. E, bununla bu eşit ya. Burada ikizkenar kenar çıktı. E burası 120. 30-30 üçgeni. Ve şu bir ikizkenar kenar üçgen olduğundan dolayı tepe açısı da kaç derece? 70 derece olduğundan. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. Tavan açıları 55'er e derece yapar. E, X artı 30 55 ya. X artı 30 eşittir. 55 olduğundan X'i de böylelikle 25 derece olarak buluruz. Yani cevap denizli çıktı. Örnek 29'da. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, alan dağıtma sorusu. Bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Buradaki kenarlar arkadaşlar. Şu orta noktaları şöyle bir gösterelim bakalım. Sonra eşitlerini gösteriyoruz. Peki şurası da şöyle, 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 şöyle. İşte burası da 3 1, 2, 3. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Oranlamalar var. Alan var. Alan dağıtımı yapacağız arkadaşım. Hadi bir yerden başlayalım. Hatta şuradan başlayalım. Ne diyelim? İstediğin yerden başlayabilirsin. Şuradan başlayalım. Ya en küçük yerden başlayalım bence ya. En küçük yer ne? 9 değil mi? 9'u parçalayarak başlayayım. Hocam ben buraya A dersem buraya ne kalır? 9 A kalır. E burada alan dağıtayım. Buradaki alan A ise burada kalan A'dır. Buraya 13 A kaldı. Tamamı çünkü 13 olduğundan. Çizgideki alan 13 eksi a hop çizgideki kalan yine 13 eksi a'dır. Tamamı 12 yapması lazım. E, burası da a artı 1 mi yapıyor o zaman? Çünkü e, a eksi 1 mi yapıyor? Evet. 13'ten 12 yapmam için 1 çıkartmam lazım. 1 çıkarttım. Eksi a ile artı a birbirini götürsün diye a yazdım buraya. Şurada devam edelim. E, yuvarlaktaki a eksi 1 ise burası da a eksi 1'dir. Toplamının 11 yapması için o zaman buraya 12 eksi a mı kaldı? Eksi 1'i 11'e tamamlayan 12'dir. A'ları da yok etmem lazım. O yüzden 12 eksi a. Şöyle geldiğimde s'de kalan 12 eksi a ise buradaki de 12 eksi a yapar. Şurada devam edeyim. Buradaki alan 9 eksi a ise hop burası da 9 eksi a'dır. Toplam alanın onu yapması için 1 artı a yapar burası. E hocam burası da 1 artı a oldu. Şimdi kırmızı alana bak bakayım. 1 artı a artı 12 eksi a isteniliyor bizden. A'lar nanay. Cevap da böylelikle 13 çıkar. Örnek 30 denizli oldu. Geldik örnek 31'e. Yukarıda 5 tane düzgün beşgenle yapılmış. Düzgün beşgen dış açısı kaç derece? 72 iç açısı kaç yapar? 108 derece yapar. Hocam burada ne olmuş? Yukarıda 5 tane düzgün beşgenle yapılmış şekil verilmiştir. Bak düzgün beşgenle böyle bir şekil var elimde. Şu düzgün beşgenin kenarları şöyle 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 şöyle. Bu da eşit bu da eşit bu da eşit bu da eşit. Demek ki ben düzgün beşgenle böyle aynı şekilde koymaya devam etsem bir düzgün çokgen elde edeceğim. Bu düzgün çokgenin bir parçası değil mi? Evet. Şimdi burada o zaman bu düzgün çokgenin dış açısını bulayım. İç açısı beşgenin 108 değil mi? Evet. Bunun dış açısına gidelim. Hocam burası 108 ya. Burası da 72 yaptı. Burası da 108. Dış açısı 36 oldu. Evet. Bu düzgün çokgenin dış açısı 36. Bak. Şu düzgün çokgen tamamlanmış olsaydı 36 gen olacaktı. E bu 36 gende. Dikkat et. Şu açı köşeden çıkan açı. Bu iki kenarı görüyor. Hani bir kenarı gören açı alfa iken iki kenarı gören 2 alfa. Üç kenarı gören 3 alfa diyorduk. Hatta iki kenarı gören açı aynı zamanda dış açı diyorduk. O zaman dış açı aynı zamanda iki kenarı gören açı mıdır? Evet dış açı burada bu düzgün çok 36 ya. İki kenarı gören açıya eşittir. Hatta bir kenarı gören açı o zaman 18 diyebiliriz. Bu da iki kenarı görüyorsa o zaman burası da 18'in iki katı 36 diyebiliriz. Ya da bu iki kenarı görüyor. iki kenarı gören açı aynı zamanda dış açı eşit. Yani burası 36 diyebiliriz. Lütfen o mantığı iyi anlayın. ÖSYM bununla ilgili gerçekten güzel ve zor sorular karşımıza çıkarabiliyor. Evet örnek 31 Denizli çıktı. 32'ye geldik. Ayşe Öğretmen görsel sanatlar dersinde öğrencilerine alanı 54 köküç birim kalı olan düzgün altıgen şeklindeki kağıttan bahsediyor. Hemen alttan eşken üçgen değil miydi? Evet. 6 tane a kare köküç bölü 4. 54 köküç verilmiş. Köküçler sadeleşti. 6 ile 54 sadeleşti. 9. 4 kere 9 36. a kare eşittir 36'tan. a'yı buradan 6 mı bulduk? Evet. a 6. Sonra şu çizgiler birbirine paralel verilmiş. k l m n c çok güzel. Sonra şöyle bir katlama yapılmış ve kase elde edilmiş. Bu kasenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle paraletlerden dolayı burası düzgün altıgenden dolayı 120'şer derece. Burası da 120, burası da 120. E paralelse burası 60 yapar. E paralelse odan dolayı burası da 60 yapar. Şimdi bir katlamayı şekil üzerinde göstereyim ben. Şu şekil üzerinde yapayım. Bunu böyle katlamışım. Bu buraya gelmiş. Şöyle bunu da böyle katlamışım. Şöyle şuralara bir yere geliyor. Ve şu şekil oluştu. Bunu da katladığımda şöyle bir şey oluştu kardeşim. Şimdi burada hamlelerimizi yapalım. Şimdi katladığımız an üst üste binen açılar birbirine eşit olacaktı. Hocam 60 ise burası, burası da 60 olur. E, 120 60 ya burası da 60 olur. Tamamı 180 olduğundan burası da 60 oldu. E, aynı şekilde burası da 60. E, 60 ise katlamadan dolayı burası da 60. Burası da 60 oldu aynı zamanda. E, aynı şekilde 60 60 burası da 60 oldu mu oldu. Hatta burası da 120 ya. Aa şunlar paralel. Hocam şu... 120'ye 60 burada da o kuralı sağlandı. Şunlar da paralel. Şunlar paralel kenar oldu dikkat edersen. Şu paralel kenar bu da paralel kenar oldu. Şimdi burası 6. Katlamadan dolayı burası da 6 oldu. Bizden ne isteniyor şimdi? Kase çevresi isteniyor. Hadi bakalım kase çevresini bulmaya çalışalım. Yani şuradaki uzunluk şiş, bunların paralel kenar olmasını anladık ya. Kase dediğim işte şu kasenin çevresini bulmaya çalışacağız şimdi. Arkadaş hadi bir yerden başlayalım. Şuraya bir x dersem katlamadan dolayı burası da x mi? x. Şimdi burası 60-60 bir x kenar yamuk olduğu aynı şekilde burası da x olur. Paralel olduğundan dolayı. Değil mi? İstersen şunu şöyle uzat. Hocam altılık eşkenar üçgen oldu. E burası da 60-60 ya. Burası 6 artı x'i burası da 6 artı x. Oradan da çıkarabilirsin. Neyse. Burası x'e burası da x dedik mi? Dedik. Sonra paraya kenar olduğundan dolayı bunlar burası da x oldu. E hocam tamamı 6'ydı. Buraya 6-x kaldı. Burası da 6-x yaptı. Şuradaki katlamadan dolayı burası da 6-x mi oldu? Evet. Şimdi bana ne ne lazım? Hocam şu kasede şu kenar ve şu kenar lazım. Aa ben bu kenarı buldum aslında çaktırmadan. Düzgün altıgende de şu böyle dışarıya eşkenar üçgen yapmayı çok severiz. Burada aşağıda yaptım zaten şu ispatı yaparken. Burası 60 ya burası 60 burası da 60 oldu. E burası 6 artı x 6 artı x 6 artı x oldu. E şurada da yine aynı şekilde yukarı doğru bir eşkenar tamamlayacak olursak Tabi dikler çizerek de yapabiliriz bu arada. Şuradan dik çizip buradan da dik çizip sonucu o şekilde de ulaşabiliriz. Ama eşkenar yapmak gerçekten çok güzel oluyor. 60 60 burası da 60. Burası 6 burası 6. Toplamda burası kaç? 12 x. Burası da 12 x. O zaman burası da 12 x mi olacak? Evet. Şimdi karenin çevresi. Burası 6 artı x. Şöyle gideceğiz. Burası x'ken şuranın da x olduğunu söyleyebiliriz katlamadan dolayı. Buraya 6 x kaldı. Burası da 6 x yapar. Hadi bakalım toplayalım. Şöyle gidiyorum. Buradan başladım. 6 eksi x sonra x. Yazıyorum şuraya. 6 eksi x artı x artı 6 eksi x 12 eksi x. Artı 6 eksi x 12 eksi x. Sonra şu 6 eksi x artı x. Artı 6 eksi x. 6 eksi x artı x. Artı x şeklinde yazdık. Ama ilk başta 6 artı x'ti burası. Şurası. Şu 6 artı x artı x. Bak şuradaki x'ler gitti. Buradaki x'ler de gitti. Şuradaki x'ler de gitti. E bütün x'ler gitti. 6, 12, 6. 6 mı kaldı? Evet. Yani 1, 2, 2 tane 6, 12, 24, 30 yaptı. Topladığımız zaman çevreyi 30 olarak bulduk. Güzel bir soruydu. Cevap Cihan çıktı. Geldik. Örnek 32'den sonra örnek 33'e. Düzgün altıgen şeklinde bir şey verilmiş. Şimdi ben buranın 120 derece olduğunu, buranın da 120 derece olduğunu biliyorum. E buradaki dörtgenden dolayı şuradaki açıyı da bulabilirim aslında ben şimdi. Şu açıda ne yapacak? 120, 120 daha 240, 285. O zaman burada kaçı? 285 ise 75 derece mi kalıyor? Evet 75 derece yapıyor burası. E sonra ne yapacağız burada? 75 mi yapıyor? 75, 45 daha 120. Evet 360 yapıyor. Burayı 75 derece bulduk. E o zaman burası 105 derece yapar. Burada başka ne yapabiliriz? FH bölü HE isteniyor. FH bölü HE. Burada iki tane seçeneğimiz var arkadaşım. Ya burada şu şekilde eşkenara tamamlamak olacak. Eşkenara tamamlarsam 60, 60, 60 olacak. Ee, o zaman 60 ile 45'in mantığını kullanabilirim. Şuradan dik çizerek. Buradan sonuca ulaşabilirim. Değil mi? Evet. Buradan sonuca ulaşabilirim. Sonra e, başka seç. Ama buradan dik çizdiğim zaman şöyle bir karışıklıklar falan olacak burada ya. Şuradan dik çizebilirim. Buradan dik çizdiğinde karışık olacak. Yani buraya 2A 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 deyip de işte şuraya da B deyip de dik çizdiğimde buraya hatta 2B diyeyim şöyle. Şuradan şöyle dik çizdiğimde de 90'ın karşısı 2A artı 2B ise 30'un karşısı A artı B olacak. Sanki buradan da yapılır da ve bu kenarında 2A olduğunu unutma. Yani sen e, şurayı da A B cinsinden bulursan olay bitecek aslında. Buradan da dik çizip şu uzunluğa da gidebilirsin ama karışacak gibi oldu. Yani şurası 2A B'ler falan filan karıştıracak. Ben şimdi burayı ne buldum? 75 buldum. Şimdi ya burada eşkenar üçgen yapacaktım ya da ne yapabilirim burada arkadaşım? Şu simetri eksenini çizebilirim. Simetri eksenini çizdiğimde güzel bir şey geliyor mu? Bu. Burası 60, 60 geliyor. E burası da 60, burası da 60, buraya da 15 derece kaldı. E şimdi elimde ne var? Şu var. Burası 60 derece, burası da 15 derece. Var. FH bölü HE isteniliyor bizden. Hmm. Hatta 60, 60. Burada da eşkenara tamamlayıp böyle işlemde yapabiliriz aslında. Belki de bunun da tamamlanmış hali de gelebilir karşımıza. Peki burada nasıl bir hamle yapacağız? 60'a 45, 15. Şuradan dik çizersem olmaz. 15, 75, 90 oluşur. Peki şuradan şunu çizersem bir şey geliyor mu? 120, 30, 30 olur burası. Burası ne oldu? O 15 oldu. Açı orta. Tamam. Süper bir şey oldu. Bunu da çizmem gerekiyormuş demek ki. Bak bunu çizince güzel bir şey geldi. Çizince burada 30, 30, 120 yaptı. Ve çok da güzel bir şey çıktı. Burası da 15 derece çıktı. A bu çizgi açı ortay doğrusu oldu. Şimdi ben buraya AA dersem. AA ise burası A köküştür. E, bir kenar A ise şu en uzun köşegen de 2 A değil midir? Simetrik ekseni. Evet bir kenarın iki katı. E şimdi ben buradaki üçgende şu açı ortayda kollardaki oran tabandaki oran diyebilirim. Zaten benden FH bölü HE isteniyor. FH bölü FE 2A bölü A köküçe eşit değil midir? Evet. 2A bölü A köküçe eşittir çizgileri çize çize yani köşegenleri çizdiğimiz zaman direkt sonuca ulaştık dostlar. O zaman cevap 2 bölü kök 3 yapacak. 2 bölü kök 3'te kök 3 çarparsam 2 kök 3 bölü 3 yapar. Yani cevap balık esir oldu. Güzel bir soruydu. Diğer türlü özel açı mantığından da yapılabilirdi. O özel açı mantığından zor çıkacaktı. Allah'tan kendimi engellemişim oradan gitmemişim. Bazen uzun çıkacağını hissettiğim zaman hemen silip Başka neler yapabilirim deyip böyle çizimler yapıyorum. E çokgenlerde de özellikle düzgün altıgende köşegenler önemli bir yere sahip ya. Sadece simetri ekseni çizmeyle değil de diğer köşegeni de çizince de direkt cevaba ulaştık. Gerçekten hoş bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 34'e. Şimdi aşağıda yağmurluğun yağmurluk bu. Bu ne? Ha yağmurluk. Yağmurluğun kapalı kapalı oldu düzgün beşer şeklindeki bir bebek arabası. Bu bebek arabası bu da yağmurlukmuş. Aşağıdaki görselde ise yağmurluk açılmış. Şimdi tamam ben şu yağmurluğun nasıl olduğunu biliyorum. Düzgün beşgen olduğu için bütün kenarların eşit olduğunu biliyorum. Bu da ne? Köşegeni. Düzgün beşgenin bir köşegeni. Şöyle geldim. Hocam düzgün beşgenin bir köşegeni. Hatta burası da düzgün beşgenin bir köşegeni. Şunlar şunlar da birbirine eşit değil mi? Bak düzgün beşgende köşegen çok önemli bir yere sahip. Bu da Burada bir köşegenle alakası yerde eşitlik var eşitliği kullanamıyorum. Ve bu çizgiye ait de üçgen yok. Hemen üçgen oluşturayım. Üçgen oluştursam bu da düzgün beşgenin bir köşegeni değil mi? Evet. Düzgün beşgende köşegenler zaten birbirine eşitti. Yani şu yukarıdaki şu köşegeni çizdiğim gibi düşün. E bu köşegenler birbirine eşit. Eşitliği gösterdim. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Bu arada düzgün beşgende burası 108 ya. Bunlar 36-36 yapar. E hocam burası da aynı şekilde. Şurası da bak dikkat et. 108, 36, 36. Ondan sonra buraya 72 kaldı. Burası da 72, 72, 72, 144. Buraya da 36 derece mi kaldı? Evet. Buraya da 36 derece yazarsam eğer şuradaki açı 66 derece yaptı mı? Yaptı. E buradaki ikiz kenarlıktan tepe açısı 66 ise 180'den 66 çıkar. 114. 10, 2'ye böl 57, 57 yaptı buradaki açılar. E hocam düzgün beşgenin bir açısı. Şurası da bir açısı. 108 derece yapacak. O zaman alfa 57 ve 36. Alfa 57 ve 36'nın toplamı 108 olacağından. Şu ikisinin toplamı 13, 8, 93 olduğundan. 108'den 93 çıkınca kaç kalıyor? 15 kalıyor galiba. Alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Yani cevap akçay yapar. Örnek 34 akçay oldu. Geldik örnek 35'e. Aşağıda verilen beyaz üçgen fon kartının köşelerinden üçgenler oluşturularak bu üçgenler üzerinde yazılı renkler de boyanmaktadır. Sarı, mavi, kırmızıya bağlanmış. Daha sonra boyanan bu üçgenler kesitli çizgiler boyunca kesilerek çıkarılmakta ve kalan kısım bir düzgün altıgen oluyor. Düzgün altıgen iç açısı 120 derece. E 120 derece ise böyle bu dış açısı 60, dış açısı 60, burası da 60 oldu. Eşkenar oldu. 60, 60, e bu da eşkenar oldu. E 60, 60, bu da eşkenar oldu. Ben bunları böyle koyduğum zaman bir dörtgen elde etmişim. Gerçekten dörtgen oluyor mu? 60 60 60 60 60 60. Sonra burası da 60 60 60 oldu. Dörtgen oluyor. Bu doğrusal oldu çünkü. Bu bir kenar, bu bir kenar, bu bir kenar, bu da bir kenar olmuş oldu. Doğrusal olduğundan dolayı. Bu şeklin çevresinde verilmiş bize. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarına A diyecek olursam o zaman bütün sarı üçgenin kenarı da A olur. Mavi üçgenin kenarı da A olur. Burası da A olur. 1, 2, 3, 4, 5. 5A'yı bize 25 demiş. A'yı buradan 5 buluruz. Başlangıçtaki beyaz üçgen fon kartının çevresi soruluyor bize. A'yı 5 bulduk ya. 5, 10, 15 yaptı burası. E burası da 15. E burası da 15. Toplandı 15, 30, 45 mi yaptı bunun çevresi de? Evet. Cevap balık kesir yaptı. 35. soruda. Geldik 36'ya. Yamaç paraşütlerin, paraşütlü, paraşütlerinin kumaç kısmına kanopi adı verilir. Aşağıda ABCDF düzgün altıgen şeklinde bir kanopi verilmiştir. Bu. Düzgün altıgen bu şekilde. BE12 olarak verilmiş. BE en uzun köşegendir. O zaman bir kenar dikkattır. O zaman burası bir kenarı ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Bu kumaşın simetri ekseni olan BE boyunca kesen Ali elde ettiği 2 adet x kenar yamuk. Evet bu şekilde kestik ya. Aslında burada kaçlar kaçar derece yaptı? 60-60 yaptı. Burası da 120 derece. Burası da 120 derece. 60'a 120'lik iki tane eş yamuk geldi ya o iki eş yamuğu yam da şu şekilde birleştirdik. E sonra ne oldu burada? Bunları bu şekilde birleştirdikten sonra bizden de isteniyor O ve M noktaları bulundukları kumaş parçalarının ağırlık merkezi. Hmm. Şimdi düzgün altıgen ya her bir kumaş parçası bu eşkenar üçgenler aslında. Bu eşkenar üçgenin nesiymiş ağırlık merkezi olduğuna göre O kaçtır diye soruluyor bize. Bir kenarı altı mıydı bu eşkenar üçgenlerin? Evet. Şurada eşkenar üçgense her bir kenarı bunun ne yapıyor o zaman? 6 yapıyor. O zaman bu 6'ları düşünerekten hamle yapmaya çalışacağız. Burada ağırlık merkezini kullanacağım. Hocam buradan çizersem böyle şekil dengesiz olacak. O zaman buradan da çizeceğim. Üçgen oluşmadı. Şuradan çizersem, buradan çizersem buradan da üçgen oluşmadı. Ama buradan bir ağırlık merkezinden geçirirsem çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Buradan da ağırlık merkezinden geçirirsem şöyle çizilen kenar ortay aynı zamanda yine yüksekliktir. E bir kenar 6 ya. 3 3 yaptı burası. E hocam burası kaç derece? 60. Burası 60. Şurası da 30 30, değil mi? Burası da 30 hocam. E toplamda burası kaç yaptı o zaman şöyle bakacak olursan. Şimdi 60 burası 30 burası 90 burası 90 burası 180 yaptı. O zaman bunlar doğrusal oldu. Ha. Şu doğrusal oldu arkadaş. E o zaman direkt burası e, 90 90 olduğu için şu noktayla burayı bu noktayla burayı birleştirdim ya doğrusal oldu. O yüzden bu çizgi aslında tam buradan geçmek zorunda. O yüzden bu uzunluk şöyle diyebiliriz. Doğrusal olduysa ya. Yani. Daha farklı yoldan da yapacağım. Burası 3 3 ya. 3 kök 3 ağırlık merkezinden dolayı kök 3'e 2 kök 3. 2 kök 3 burası. 2 kök 3 burası. Bu doğrusalsa eğer. Çünkü burası 90. Burası da 90 oldu. Ee, 2 kök 3 artı 2 kök 3 toplamda burası 4 kök 3 yapar diyebiliriz. Ama anlamamış olabilirsin. Tam doğrusal bu noktadan geçtiği de çekil hatası gibi gözüküyor ama bilerek de öyle çizmiş olabiliriz ezbere yapmayın diye. Farklı bir türden çözeyim o zaman. Farklı bir şekilde çözeyim. Başka nasıl üçgen oluşturabilirim ben burada? Şuradan üçgen oluşturacak bir hamle yapayım. Arkadaş şuradan şuradan bir yükseklik çizdik ya. Buradan çizdiğin yükseklik. Tavanı keş parçaya böldü. Buradan da kenar orta yüksekliktir. Bunlar doğrusal mı oldu? Evet. Bu yükseklik bu yükseklik aynıdır. Hatta burası bir yükseklik kaç yapıyor şöyle eşkenar üçgende. Eş eşkenar üçgen ya bunlar. Hocam burası 3, 3, 3 kök yapıyor. Burası ağırlık merkezi olduğundan dolayı burası kök 2 kök şeklinde paylaşır 3'e böldüğümüzde. Burası da 3 kök Hocam şurada da bir yükseklik çizsem, şurada da bir yükseklik çizsem bunlar da doğrusu olacak. Yükseklik, yükseklik kenar ortay olduğundan dolayı. Burası da 3, 3 kök olacak. Hatta burası da 3 kök o zaman burası da kök 2 kök olacak. Hocam bu yükseklik ya 30, 30 oldu burası. Bu da yükseklik ya burası da 30, 30 oldu. Ve şu üçgene bakar mısın şimdi? Hocam tepe açısı 60 derece olan ve şuradaki uzunluğa bakar mısın? 4 kök 3 burası, 4 kök 3 burası. İkiz kenar üçgen oldu. Tepe açısı 60 derece olan. 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60 60 oldu buradakilerde. Yani bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 4 kök ise o zaman burası da 4 kök 3 olmak zorunda. Yani cevap gerçekten de akçaymış. Evet, örnek 36'yı akçay bulduk. Geldik örnek 37'ye. Ahmet bir kenarı düzgün beşgen. Taş ve bir birer kenarı düzgün beşgen, taş ve eşit olan iki adet düzgün altıgen, evet düzgün beşgen ve düzgün altıgen uygun yerlerini yapıştırarak böyle bir şekil oluşturmuş. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi dostum, düzgün beşgenin iç açısı artık ezberledik. Burası 108. Buranın 120 derece olduğunu biliyoruz. Buranın da 120 derece olduğunu biliyoruz. Şu AB isteniliyor bizden e, arkadaş. AB'ye ait bir üçgen oluşturmalıyız. Nasıl oluşturabiliriz? Düzgün altıgende şu köşegeni çizersem, burası 120 ya, burası 30 30 yapar. Hocam. Burası aynı zamanda şuradaki açıyı da ben bulabilirim beyaz açıyı. 120, 120, 240, 348 yapıyor değil mi? 348. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 12 derece kaldı. Hocam buna ait bir üçgen tam olarak oluşmadı. Bir de şunu da çizecek olursam. Hocam burası da 120 derece olduğundan. X kenardan bunlar da 30-30 yaptı. A burada kaç kaç derece oldu? 30-60-72. 72 derece oldu. Bu düzgün altıgenlerde. Bak bir kenarı düzgün beşgen çizgi dersem. Bunlar da çizgi 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 yaptı. Bu da çizgi 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 yaptı. Şu düzgün altıgenler eş. Eşlerde iki kenarın ayırtıkları köşegenler birbirine eşittir. Yani bu bir ikiz kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 72 derece olan. 180'den 72 çıkart. 108 2'ye böl 54. 54 yapar taban açıları. E alfa artı 30 eşittir 54 ise alfayı da böylelikle 24 derece olarak buluruz. Cevap balık kesir çıkar 37. soruda. Geldik 38. soruya. AK 60 burası 30 burası da 10 köküç olarak verilmiş ve KLMNPR bir düzgün altıgenmiş Ve çevresi de 360 olarak verilmiş o zaman bir kenarı 60 mı yaptı burada evet. Şimdi yüzmeyi bilmeyen kedinin havuz engelini aşarak en kısa yoldan evine ulaşması için ne kadar gitmesi lazım Kedi böyle mi gider böyle gelir böyle gelir böyle gelir böyle gelir böyle mi gider En kısa Tamam Bu bir gidiş yoldur ama en kısası bu değildir Kedi nasıl gitmesi lazım Buradan Buraya gelmesi lazım Sonra bunun üzerinde gitmesi lazım. Sonra buradan da buraya gitmesi lazım. Hatta B'ye mi gitmesi isteniyor bizden? Evet. Kedinin evi neresiydi? B noktasındaki evi. Şurası. İşte bizden bu isteniyor. Arkadaş bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi burası 60. Burası da 60 mı? 60. Hocam açı olarak da bunlar da 60 60 değil mi simetrik olduğu için? Evet. Burası da 60 60. Burası 120 derece, burası da 120 derece. Şimdi burada a 60'sa bak bir 120 çıktı. İkizkenar üçgen 60 60 30-30 120 üçgen çıktığından dolayı direkt buraya 60 kök 3 diyebiliriz. Hocam sonra burası 60 sonra burayı bulmaya çalışacağım. E burada da dikdörtgenle bir şey yapmaya çalışacağım. E dik üçgene karşılık getireceğim. Nasıl bir dik üçgene karşılık getirebilirim ben burada? Şunu yapabilirim. Aslında şuradan da güzel bir şekilde çıkıyor. Hocam şöyle üçgen oluştursam 10 kök 30. Bak kök 3 katı. Burada bir 30 60 90 üçgen oluştu diyebilirsin. Hocam 30 60 bak burası da 90 oldu. Ee, burada 30'un karşısı 10 kök ise 90'ın karşısı 20 kök deyip burası da 30 deyip burada Pisagor'dan şuraya ulaşabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol belki bu aklına gelmeyebilir. Hocam ben şuradan bir dik çizersem şöyle. 90'ın karşısı 60'tı. O zaman 30'un karşısı 30 yapar, burası 30 kök 3 yapar. E sonra bu uzunluğu bulmak için bir dikdörtgen oluşturursam şöyle. 10 kök ise burası 10 kök 3 yapar. Buraya da 20 kök 3 kaldı. E burası 30 30 60 yaptı. 20 kök 3'e 60'tan da Pisagor bağıntısından da burayı bulabiliriz. Peki şöyle 20 köküçe 60'ta. Bu 20'nin köküç katı. Bu da 20'nin 3 katı. O zaman burası da 20'nin kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. Ya da bak dikkat et e, kök 3 katı var burada. O zaman bu da 30 60 90 üçgeni de diyebiliriz. Ya da diğerlerinin kareli toplamından gidelim. 3 artı 9 12 yapar burası. E, burası 12 yaptı ya bu da e, 2 kök 3 olur. Yani 40 kök 3 yapar burası. Evet burayı da 40 kök 3 olarak bulduk. 60 kök 3 artı 40 kök 3 100 kök 3. Bir de burada 60 var. Yani cevap 100 köküş artı 60 yapar. Bu kedinin izleyeceği yol. Farklı yolları da sana burada göstermiş oldum. İstediğin şekilde yapabilirdin. Evet cevap balıkesir mi çıktı? Balık Balıkesir çıktı. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim. Ama dörtgen var. Bir sonraki konuda dörtgen ve deltoid var. O da 8. güne giriyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün yani 8. günde dörtgen ve deltoid de. görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.